Evet, herkese merhaba. Kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora. Bugün size yazım nasıl geçti, neler yaptım, neler yapmadım. Onlarla ilgili böyle bir sohbet videosu çekmek istedim. Bayağıdır bir sohbet videosu çekmemiştik. Benim özel hayatımı da merak ediyorsunuz. İşte hem biraz ondan bahsedeceğim, hem yenilikler, sürprizler var. O zaman hazırsanız başlayalım. yaz enteresan bir şekilde bana çok uzun geçti ve ilk defa şunu e, hissettim. ya Eylül gelsin, Ekim gelsin, havalar soğusun, ne bileyim işte kış gelsin oldum. İlk defa sonbahar depresyonu yaşamadım. Niye böyle oldu bilmiyorum. 40 yaşıma girdiğim için mi bilemiyorum. Tam çözümleyemedim. E, değişik bir yazdı. Öncelikle kendi ürünlerimi çıkarıyorum ve yaklaşık bir 9 aydır e, bu süreci başlattım ve bu süreçle ilgili işte ARGE çalışmaları, ürünler çıkıyor, deniyorum. işte bunun işte asitini işte %4'den %8'e çıkaralım diyorum. Yeni ürünler geliyor falan falan. Özellikle yaz döneminde sürekli fabrikaya gittim ve e, çok güzel e, içeriklerle... Dört tane ürün çıkarıyorum. Bir tanesi yüz yıkama jeli, bir tanesi enzim peeling, bir tanesi azalik asit serum ve son olarak da lifting etkili krem. E, muhtemelen 3-4 haftası kaldı. Artık bütün izinleri alındı. Bakanlıktan her türlü araştırması, incelemesi yapıldı. Dosyalar oluşturuldu. Algesi bitti. Ben denedim. Çok etkili ve gerçekten uygun fiyatlı olacağını söz verebilirim. E, ürünler geliyor. Daha sonrasında da ürün gamını genişleteceğim ama ilk başta bir 4 basamaklı bir rutine başlayalım dedim. Bütün yazımı Hemen hemen buna harcadım, ee, çok emek verdim. Umarım e, siz de seversiniz, alırsınız. Evet, Türkiye'de nereleri gezdim, gördüm. Bir Amasya'ya gittim, bir işbirliği vardı e, Link Kozmetik'le. Orada bir sunum yaptım. Onun dışında Bozcaada'ya gittim. Buradan canım arkadaşım Demet'e selam olsun. Bakkal da Demet, bilirsiniz Bozcaada'ya gidenler. Bozcaada'nın gece hayatının e, kalbidir bakkal. Mutlaka Bozcaada'ya gidiyorum. Bu arada köprü yapıldı, inanılmaz rahatladı. Çanakkale'ye geçme kısmı. Onun dışında bir kez Bodrum'a gittim, Ankara'ya gittim işte. Kendi memleketim. Türkiye tatillerim böyleydi. Bir kez de yurt dışına çıktım bayramda Sicilya adasına gittim. Orada işte araba kiraladım arkadaşlarımla. Genel olarak güzeldi. Yani çok tavsiye eder miyim Sicilya'yı gezmek için? Yani fena değildi. etne falan güzel. etneye falan çıktık. Ee, fotoğraf bulabilirsem atayım size. Onlar güzeldi ama son gün... E, hava ...havaalanına dönerken... E, ...kiraladığımız aracın lastiği patladı ve uçağı kaçırdık. Çünkü otoyoldayız, otobandayız ve... E, ...bayağı sıkıntılı oldu. E, o yüzden hani... E, ...planımızı ona göre yapın Aslında çok erken çıkmıştık yani ama lastik patlayınca maalesef uçak kaçtı. Uçak biletimiz yandı. Bir de health insurance yapmışız, yarım insurance onu karşılamıyormuş, full yapmak gerekiyormuş, bu da bize bir ders oldu. Ondan sonra başka neler yaptım peki? Ev sahibim bana dava açtı. Herkesin aynı problemi var, hani evden çıkartma davası. O yüzden ben de hızlı bir şekilde bir plan aldım, karar aldım ve taşındım. Yeni evime taşındım ve çok mutluyum. Kedilerim de çok mutlu oldu çünkü alanları genişledi, rahat rahat koşturuyorlar. E, son olarak da e, ilk defa e, ben çok doğum günü kutlamayı seven e, bir insan değilim böyle şaşalı bir e, parti olsun. Biraz daha mütevazi, hani hatta doğum günleri böyle böyle bypass eden bir insanım. E, i̇lk defa şöyle şaşalı bir parti yaptım 40 yaşım'a girdiğim için, hani böyle 30'da da öyle yapmıştım. 20'de yapamamıştım ama 30 güzel olmuştu, 40 da güzel oldu. Klein Garden'da, böyle bütün sevdiğim arkadaşlarımı çağırdım, böyle bir 50 kişilik, güzel bir parti yapmıştım. Bu yazın en değişik şeylerinden bir tanesi oydu. Tabi sporuma devam ettim, sağlıklı beslenmeme devam ettim, her gün bunları bir basamak öteye taşımadım, taşımaya çalıştım daha doğrusu. Çünkü çok önemli, artık belli bir yaştan sonra metabolizmanız yavaşlıyor. Kendinize daha çok dikkat etmeniz lazım. E, stresten daha çok uzak durmanız lazım. İşte cilt bakımınıza e, daha çok önem vermeniz lazım. Kendime bazı işlemler yaptım, cildimi parlattım. Bununla da ilgili bir video çekeceğim. Kendime bu yaz neler yaptımla ilgili. Onu da part 2 olarak yaparız, yayınlarız. Herkesi çok seviyorum. Bir sonraki içerimde görüşmek üzere. Bu arada hala beni takip etmiyorsanız takip ederseniz ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim.